Bu iş alacaksa olsun. Olmayacaksa da bozulsun, tamam mı? Kemal! Deprem oluyor artık Mert. Korkma canım, geçti. Bunlar artçı depremler. Ayıdım, koptu aklım hakkım. Tamam bir tanem. Ben yanındayım. Bu gece mi güzelliğinizle aydınlattığınız için? Babacığım, bu kız İrem değil mi? O galiba. Evet evet o. İncinmiş olabilir. Bir hastane. Koş Temel, koş! Ulan dur! Ulan dur! Sağdan! Temel ne oldu, niye bağırıyorsun? Söylesenize. Sen söylesene babacığım. Şirin. Galiba İrem'i kaçırdılar. Ne? Of! Of babacığım, şimdi ben ne yapacağım, nerelere gideceğim? Dur bakalım oğlum, dur. Hele bir Şirin gelsin. Zavallıcığın kalbi yerinden çıkacak böyle. Allah korusun. Temel, muhtar amca. Ay deli olacağım. Yanındakini gördünüz mü? Sakin ol kızım, yanında bir adam vardı ama. Bu saatte İrem'in sokakta işine. Arkadaşının doğum gününe gitmişti. O adamı da orada tanıdı herhalde. Ay nasıl biriydi acaba? Kızı arabaya zorla bindirdiğine göre pek matap biri değildi herhalde. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Panik yapma daha, panik yapma. Bir şeyler yapalım muhtar amca, Temel. Bence en iyisi karakola gitmek. Bence de. Hadi o zaman. Hadi gidelim. Gidelim, yürüyün. Ah İrem, ah. Ah İrem, ah. Polisler onu şimdi diye bulur babacığım. Tabii tabii, bulur. Çok geç kaldım. Of, teyzoş meraktan ölmüştür. İrem, hastaneye gitmemiz şart. Hayır, vazgeçtim. Beni eve götür. Saçmalama. Dön dedim. İrem, ayağın kırılmış olabilir. Ağrım geçti. Gerçekten bir şeyim yok. Hadi lütfen beni eve götür. Tamam canım. Sen nasıl istersen. Teyzoş ne olur ağlama. Polislerini duydun da buluruz dediler. Ya başına kötü bir şey geldiyse? Temel koş bir taksi. Çarem babacığım. Hep benim yüzümden. Ay dilim tutulsaydı da ona git demeseydim. Keşke ben de onunla gitseydim. Sakin olun. Daha ne olduğunu bilmiyoruz ki. Eğer ona bir şey olursa ben de... Hadi buyurun, taksi hazır. Tamam, geliyoruz. Belki İrem eve gelmiştir. O da şimdi sizi merak ediyordur. Keşke. Onu sağ salim karşımda görebilsem, başka hiçbir şey istemem. Ay. Kızım Şirin. Teyzoş. Şirin. 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 Şirin kız. Kız. Özür dilerim. Senden çok etkilendim. Bir anda oldu. Tabii içkinin de etkisi. Tamam, kapatalım bu konuyu. Sana bir şey olsaydı ben de yaşayamazdım. Bak, ne olur beni yanlış anlama. Ben seninle gönül eğlendirmek derdinde değilim. Ama öyle davrandın. Biliyorum. Ne olur affet beni. Ne olur. Şu anda bunları düşünecek durumda değilim. Merak etmeyin Handan Hanım. İrem biraz geç kaldı, o kadar. Yok yok, siz gelmeyin. İrem gelir gelmez biz de döneceğiz. Tamam, ben sizi ararım. İyi geceler. Nasılsın, iyisin değil mi? Evet. Bizi çok korkuttun teyzoş. Birden sinirlerim boşalıverdi işte. Normaldir, normal. İstersen biraz uzan kızım. İrem'i karşımda görmeden olmaz. Heh, geldi galiba. Ben ona yapacağımı bilirim. Şşt, sakin ol Şirin. Önce onu dinleyelim. Haklısınız. Neredesin sen? Ne güzel ben... sözünde durdu değil mi ne, babacığım? Ne sen ne? Çabuk anlat yoksa kendimi tutamayacağım. Şiddet yok Şirin Hanım. Seni çok merak ettik kızım. Affedersiniz ama olanları bir bilseniz. Anlatabilirim da. Hadi çabuk ol. Ben Pelin'in doğum gününe gitmiştim ya. İrem, bu kadarını hepimiz biliyoruz. Şirin kızım. Pelinler sabahlayacak diye beni başka biri eve bıraktı. Sonra... Sen içki mi içtin? Biraz. Biraz ha? Hı hı. Devam et. Devam et. Adamı seni arabaya bindirirken gördük kızım. Gördünüz mü? Seni kaçırıyor sandım. Karakola bile haber verdik. Ay inanmıyorum. Ben de sana inanmıyorum. İnanır sen devam et. Siz gördünüz de ben düşmüştüm. Arkadaşım da beni hastaneye götürmek için arabaya bindiriyordu. Ne? Hastane mi? Ne oldu? Dur teyzoş, bir şey yok, görüyorsun. Geçti geçti. Hastaneye de gitmedik zaten. Sen merak edersin diye eve geldim.
Sen eve geldin de biz de ne hale geldik? Teyzoş, ne olur. Ama çok korktum İrem. Mutlu son. Ayrılanlar kavuştu. Ömer. Ula acele et, acele et. Çabuk, çabuk. Okula geç kalayısın. Tamam Temel abi. Bir saattir oyaladayısın. Şu okula bir zamanında gitsen dişimi kıracağım. Ne yapayım? Anca hazırlandım. Türk'ü çağır desem iki dakikaya hazır olursun ama. Söz konusu okul olunca hep kaytarı geliyorsun. Yok vallahi. Baba Gula, bağlam yetiştirmeyi bırak da okula yetiş. Hadi bak saat kaç oldu? Hoca, sıcak sıcak. Almayan pişman olacak. Ben gidiyorum olacak. Temel abi. Dur ola dur. Bekle. Sen kahvaltı da etmedin. Şuradan poğaça alayım da ye. Poğaçalar fırında pişer. Temel abiye hayırlı işler. Ya bırak sahirliği marliği de şimdi buradan poğaça ver buraya. Hemen hadi veriyorum. Of. Al bakalım. Sağ ol Temel abi. Hadi hoşçakalın. Güle güle, güle güle. Allah zihni açıklığı versin. Sana da vereyim mi Temel abi? Yok da yok. Sağ ol. Benim karnım tok. Öyleyse fonuna bakayım. Ya git ula işine. Sen de kafayı fonla bozmuşsun da. Sabah sabah ne falı da? Öyle deme abi. Neyse halin. O çıksın falın. Okuyorum abi. Kahveyi erken açacaksın. Suyuna çayı atacaksın. Sen yarına kalmadan sevinçli haber alacaksın. Doğru mu söylüyorsun ula? Bak bak. Bak postacı geliyor. Selam veriyor. Hayırlı işler. Güle güle. Sana da. Gördün mü ula bağ değilmiş. Posta, iyi günler Handan Hanım. İyi günler. Gözünüz aydın. Size asker mektubunuzu getirdim. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Goncagül! 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 Ayrol usta. Müjdemi isterim. Bahadır'dan mektup var. Yapma ya! Nasılmış? İyi miymiş? Bir dakika anne, okuyoruz işte. Oku canım, seni tutan mı var? Ne yapıyormuş, ne ediyormuş? Ay söylesene kızım. Ay bilmem, daha oraya gelmedim. Bir şeye ihtiyacı var mıymış? Anlaşıldı usta. Senden kurtuluş yok. İyisin mi ben yüksek sesle okuyayım? Ay daha neler. Sevgili anneciğim, zeytinyağlı dolmanızı çok özledim. Bir tencere yapıp gönderirseniz çok sevinirim. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ayol oraya gidinceye kadar bozulur. Aa, dur dur, daha bitmedi. Ha. Ayrıca karnıyarık, mantı, imam bayıldı. Bana bak dalga geçme, canını okurum. Dur Özde ya, mektup okuyayım. Kızlar, saklandığınız yerden çıkabilirsiniz. Kahvaltıyı hazırladım. Kızlar, kahvaltı hazır diyorum. Ece! İrem! Geldim teyze, hoş. Günaydın. Günaydın. Küçük hanım nerede? Kalkamadı mı yoksa? Kalktı, yüzünü yıkıyor. Hala ayılamadı. Ben onu öyle bir ayıltacağım ki görecek gününü. Yapma teyze, hoş. Daha fazla uzatma. Sen karışma Ece. Günaydın. Bizim için aydın ama senin için hala tam güneş tutulması galiba. Çok başım ağrıyor. Ağrır tabii. Onca içkiyi içersen başın da ağrır, benin de sulanır. Şu kadarcık bir şey içtim. Şarttı sanki o doğum gününe gitmen. Teyze hoş, ne olur yine başlama. Başlarım efendim. Siz böyle kafanızın dikine gittikçe, benim lafımı dinlemedikçe ben daha çok konuşurum. Aa, niye çoğul konuşuyorsun? Ben ne yaptım ki? Sus. Sanki senin çok farkın var. Al birini vur ötekine. Ama ben bugüne kadar eve hiç sarhoş gelmedim. Öyle olsun. Affedersin, öyle demek istemedim. Ne demek istediğini çok iyi anladım. Ay. Kesin de beni dinleyin. Ay İrem, yapma lütfen. Tamam tamam. Kes dedim. Bana bak. Saçmalıklarınızdan bıktım. Bundan böyle ya aklınızı başınıza toplar, sadece okulunuzu düşünürsünüz, ya da tasımızı tarağımızı toplar, doğru İzmir'e döneriz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim. Anlaşıldı. Hı? Tamam teyze hoş. Güzel. Öyleyse kahvaltımızı edebiliriz. Ben bakayım. Kim o? Çiçekçi. Buyurun. İrem Hanım. Evet, benim. Şurayı imzalayın. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler.
Kim geldi İrem? Şey teyze hoş. Şey geldi. Aa, ne güzel çiçekler. Kime gelmiş bunlar? Şey, sana gelmiş teyze hoş. Temel abi göndermiş. Temel mi göndermiş? İnanmıyorum. Vallahi sahi diyorum Ali abicim. Ayrılırsak da ayrılırım. Ne yapalım? Ölüm yok ya ucuna da. Hadi hadi. Bari bana söyleme Kıvırcık. Kapısına gitmemek için zor duruyorsun. Ha? Vallahi bu sefer öyle değil Ali abicim. Artık tepemin taşı fena halde attı. Haklısın ama şirine de haklı. İki arada bir derede kaldı kızcağız. Ya ben ne haldeyim? He? Yine de şirinden iyi durumdasın. Nereden biliyorsun? Çünkü ben de aynen onun durumundayım. Nasıl yani? Evdeki durumu biliyorsun Kıvırcık. Bir yandan anne, bir yandan Behiye. Ne yapacağımı şaşırdım. Of, zor Ali abicim, çok zor. Onun için diyorum. Şirin'in üstüne çok gitme. Kızcağızın bir tercih yapmasını isteme. İstedim bile. Aferin be Kıvırcık. Ne dedim kıza? Of. Ya hep ya istedim Ali abicim. Ya git de konuş şu kızla. Toparla şu durumu. Yok yok. Birazcık daha bekleyelim. O kadar karizmamız var. Sarsmayalım Ali abicim. Çay ister misiniz? Eh alalım. Ver ver. Bunun rengi ne böyle? Daha hiç idemlenmemiş. Bana bak. Kafamı bozma. Bir daha çay ocağının yanına bile uğramam vallahi. Şaka ettim da şaka ettim. Hayır şeytan. Sen de olmasan hiç çay içemeyeceğiz. Temele kalsak yandık vallahi. Bizi hepten boşladı. İyi daha iyi. Ne çok konuştunuz. 40 yılın başı burada Ali abimden iki lafın belini kıralım dedik kabağa doldu. Bence Ali ile sohbetinizi kıskandılar Temel. Evet. Ne konuştuğunuzu çok merak ettim. Ama sen de sokaktaki çocuğu bile çevirip sorsan Temel'in ne konuştuğunu bilir. Doğru. Ağzından Şirin'den başka laf çıkmıyor. Oy İrem. Temel abi. Ne oldu da arkandan attı mı kovala? Hiç vaktim yok Temel abi, dinle beni. Hayrola kötü bir şey mi ettin? Hayır ama ben bir şey yaptım. Akşam olanları biliyorum. Daha da mı bir şey ettin? Yok canım, benimle ilgisi yok. Ben teyzoşla senin için bir şey yaptım. Ne yaptın? Aranızı düzeltmek için senin adına çiçek yolladım. Ne ettin, ne ettin? Ne yapayım? Teyzoş aranız bozuk olduğu için çok üzülüyordu. Ben de aranız düzelsin diye böyle bir şey yaptım. Of, her şey berbat oldu. Karizma dağıldı. Of. Öyle deme ama, çok sevindi. Ya öyle mi? Çiçeğin senden olduğunu duyunca havalara uçtu. Sahi mi? Vallahi öyle duygulandı ki. Canım benim. Ona böyle bahçe bahçe çiçek yollasam az dur. Kızmadın değil mi? Yok canım. İyi etmişsin. Ben de bugün yarın aynı şey edecektim böyle. Bakar mısınız? Buyurun. Bir çay da alabilir miyim lütfen? Tabii. Ne haber? Nerede kaldın Can? Özür dilerim, çok beklettim mi? Birazcık. Ne yapayım, şimdiden bir sürü kitap ismi verdiler. Onları gidip aldım. Yollar da kalabalık. Buyurun. Ne içersin? Ben bir kola alayım. Tabii. Anlatsana, neler yaptın? Önemli bir şey yok ya. Öğrenci işlerine gidip evrakı teslim ettim. Sonra da Ömer'le biraz kantine takıldık. Ömer? Kayıt günü tanışmıştık ya. Aa, hatırladım. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ortam nasıl peki? Harika. Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Desene, boşuna paniklemişsin. Ömer'le tanıştığım iyi oldu ama. Adamın okulda tanımadığı yok. Şimdiden bir grubumuz oldu bile. Ya, bu grupta kızlar da var mı peki? Tabii. Hepsi de fıstık gibi. Ne? Çok kötüsün Can. Şaka yaptım, şaka. Benim gözüm senden başkasını görmez. Güzellik mi, çirkinlik mi, havuz başında heykellik mi, yoksa başka bir şeylik mi? Başka bir şeylik. Ne olalım? Kedi olun. Miyav, 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 miyav. Daha karar vermedim. Miyav, 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 miyav. Ay, ne biçim oyun bu? Çok gürültü ediyorlar değil mi?
En çok da Gizem'in sesi çıkıyor. Bırakın canım, ne güzel oynuyorlar. Çocuklar, biraz yavaş lütfen, çok gürültü oluyor. Tamam anne. Mehpare yok mu? Yok, nişanlısıyla çıktı. Aa, barıştılar mı? Çok sevindim. Aa, hiç haberimiz olmadı ayol. Aa, ne oldu, haber veremedik. Peki ne zaman barıştılar? Hakkı mı kapıya geldi? Ay Mehpare onu nasıl affetti? Hadi hadi, ben geldi şuraya. Aa, ne oluyor? Saklambaç oynuyoruz. Aa, dışarısı bitti, şimdi içeri girdiler. Aa, Gizem, çık oradan. Anne lütfen. Burada oyun oynanır mı kızım? Hadi çıkın dışarı bakayım, hadi. Aman Seher, dikkat et yavrum. Gizem, Seher, Sobe. Döküldü. Seher. Affedersin anne. Çabuk dışarı. Gel Seher. Hay Allah, ortalık ne hale geldi. Gremliler gibi bir anda dağıttılar vallahi. Çocuk işte. Kusura bakmayın ne olur. Mühim değil canım. Merhaba hanımlar. Merhaba. Merhaba. Ali seni Allah gönderdi. Hadi gözümüz aydın. Hayrola ne oldu? Seher çok yaramazlık yapıyor. Ne olur bir iki saatliğine al onu başımdan. İmkansız Behiye. Nigar hanımları havaalanına götüreceğim. Hay Allah. Sobe. Seher, geliyorum şimdi yanına. Tamam anne. Sabahtan beri beni deli etti Ali. Hayda. Ben şimdi konuşurum onunla. Sen merak etme. Mehpare nerede? Şey, Hakkı ile beraber. Sıkma canını. Birazdan gelin nasıl olsa. Tamam tamam. Hadi al asmalık. Akşama görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Güle. Ah ah. Gel de Seher Hanım'ı arama. Değil mi Behiye? Bu gidişte bir an önce arayacağım galiba. Senden ayrı geçen günlerim kabus gibiydi Mehpare. Ne yemek yedim ne uyku uyudum. Ben de sıkıntıdan yedim durdum. Belli oluyor. Yani ne kadar üzüldün diyorum. Beni çok özledin Mert'cığım. Hem de nasıl. Her gün bir asır gibi geldi. Ben saydım. Tam 16 gün, 23 saat, 45 dakika ayrı kaldı. Canım. Neyse ki kötü günler geride kaldı. Artık önümüzde mutlu, mesut, pırıl pırıl bir... Evet. Buyurun çaylarınız. Sağ ol Selo. Afiyet olsun abi. Her şey çok güzel olacak değil mi Hakkım Hakkım? Evet bir tanem. Hayırlısıyla annen gelir gelmez de. Ayakta kaldın Selo, otursaydın. Yok ben rahatım abi. Siz keyfinize bakın. Selo. Tamam abi. Kusura bakma hayatım. Önemli değil. Nerede kalmıştık? Annem de Hakkım Hakkım. Hani o gelince? Annen de gelince hemen düğün tarihini belirleriz. Yaşasın. Patron. Ne? Kasanın anahtarını verir misin? Tabii zahmet olmazsa. Aa, sen de küçük seyri geçtin vallahi. Al. Karaçalı ne olacak? Evet canım ne diyordum? Hemen evlenelim diyordun Hakkım Hakkım. Sonra da şöyle güzel bir balayına. Patron. Yürü gidiyoruz Mehpare. Balayına mı? Hayır canım. Şöyle baş başa kalıp konuşabileceğimiz bir yere. Aşk olsun be abi. Hadi tombulum yut. Çiğneme, çiğneme. Ye, ye. Ne oldu da boğuldular mı? Henüz değil. Ver, ver. Buyurun. Çekme de dökme. Oh, yarasın. Bu iddia da en çok sana yaradı ha. 10 dakikaya 40 tane lahmacun sattın. Öyle valla. Aslanlarım benim. Ama yavaş helal helal. Su su. Fırlat hemen. Haydar Bey gidiyor. Uy tamam geldim. Beş mi? Yok yok devam. Uy. Tam da sırası. Buyurun. Alo. Temel sen misin? Uy Şirin'im. Yani Temel'im. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ya sen? Ben de çok iyiyim. Dada nasılsın bakalım? Temel, ben teşekkür etmek için aradım. Çiçekler için yani. Şu çiçekler. Önemli değil canım. Teşekküre bile değmez. Sana öyle geliyor. Çünkü ben çok mutlu oldum. Sen gerçekten kibar bir erkeksin. Öyle mi? Yani öyleyimdir tabii. Sen de çok şirinsin.
Üstelik de seni çok seven bir Şirin. Efendim, anlamadım. Seni seviyorum dedim. Hem de çok. Uy, ben de seni çok seviyorum Şirin'im. Ha, gayret bitiyor. Dayan topulum, dayan. Bitti. Aşk olsun valla. İki lokma şeyi yemedim ben. Yerdim ama neyse. Ne oldu? Bitti mi? Gel, kaçırdım valla olayı. Kim kazandı diye sorsana. Ben kazandım. Ne? Neyi kazandın ya? Şirin'i kazandım. Ha? Ben Şirin'i beni seviymiş. Az evvel telefona söyledi. Vay, hadi gene iyisin. Hem de nasıl. Uçuyorum. Ne oluyor oğlum? Çok mutluyum babacığım. Şirin beni seviymiş. Verin öpeyim. Dur oğlum, dur. O zaman yanağını öpeyim. Canım babacığım beni öpeyim. İşe yarıyor bilenin macerası. Temel ile Şirin'in düzeliyor arası. Kaza ile Şirin'e ulaştırılan çiçek. Temel'in hayalini yeniden yaptı gerçek. Sevdiğini söyledi Şirin ikinci kere. Bu sözü duyan Temel zevkten uçtu göklere. Öte yanda göklerde uçan biri daha var. İrem'in kalbini de sarmış sıcak duygular. Adnan'ın vaatleri hiç aklından çıkmıyor. Gece gündüz kurduğu hayallerden bıkmıyor. Yatlar özel uçaklar önüne seriliyor. Paris'te Miami'de partiler veriliyor. Yani Temel ve İrem çok mutlu ama şu an bakalım onlara ne sürpriz sunacak zaman. Oh, gel keyfim gel. Hanımefendiler dalga geçsin, tez hoş çalışsın. Ay iyi ki 5 dakika oturduk. Ben o kadar da oturamadım. Hadi kalk, ütü seni bekliyor. Aa, camları ben sildim, ütüyü de İrem yapsın. Yapamaz canım, çünkü o burada değil. Yaşasın, açıldı. Demedim mi? Ay. İrem Hanım. Huhu. Hı? Artık bulutlardan inseniz de aramıza dönseniz nasıl olur acaba? Efendim? Neyin var Allah aşkına? Yok bir şeyim. Son günlerde sana bir haller oldu. Ağzını bıçak açmıyor. Eve hep geç geliyorsun. Hemen odana kapanıyorsun. Durmadan da fal bakıyor teyzoş. Dalıp gidiyorsun. Sevdalı mısın, nesin? Yok canım. Bir derdin varsa söyle de bilelim. Aslında... Hadi söyle, ne var? Ben aşık oldum. Ne? Seviyorum. Ay inanmıyorum. Ay dur, çok şaşırdım. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Kim bu şanslı delikanlı? Adı Adnan. Aa. Okul arkadaşın mı? Hı. Nerede tanıştınız? Pelin'in doğum gününde. Tahmin etmeliydim. Nasıl biri? Bir kere çok yakışıklı, kibar, üstelik acayip zengin. Ne iş yapıyor? İş adamı. Oo. Kaç yaşında? Benden biraz büyük. Kaç yaş? Biraz işte. 5 yaş. Mm-mm. 10? Mm-mm. 15 mi? Ay yoksa pimponun teki mi? Bana bak. İnanmıyorum. Baban yaşında birine tutulmadın herhalde. Canım büyük dediysek o kadar da değil. Hem biz anlaştıktan sonra yaşın ne önemi var? Ay bu kız beni delirtecek. Önemli olan benim mutluluğum değil mi teyzoş? Canım orası öyle o de... O da seni seviyor mu? Hem de nasıl. Sakın seninle dalga geçiyor olmasın. Adnan'ın niyeti ciddi teyzoş. Bana öyle iyi davranıyor ki... Bir dediğimi iki etmiyor. O beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. Hadi Zeynep düşün. Ne ola? Fatma Hanım'la damadının kavgası. Onu söyleyeli yıl oluyor. Keşke geçen hafta bütün havadisleri vermeseydik. Haklısın, şimdi dedikodu bulamıyoruz. Böyle bomboş güne gitmek de hiç içime sinmiyor. Bu İrem değil mi? Evet o. Kimin arabası bu? Hı-hı. Adam babasının yaşında. Bir de yalandan öpüyor. Çok kadın dön. Aradığımız haberi bulduk. Koş Zeynep.
Zoş. Yine ne var? Şey diyorum. Hazır koltukların döşemelerini yaptırırken yemek odası takımını da değiştirelim mi? Saçmalama Allah aşkına, ne gerek var? İşine gelmeyince ne gerek var? Ya niye durduk yerde yeni takım alalım Alev? Evleniyoruz ya, yetmez mi? Hangi kadın eski eşyaya gider? Alev, sen bir yere gitmiyorsun. Zaten aynı evde yaşıyoruz. Yani bizim eşyamız var. Ama ben her gelin gibi yeni eşya istiyorum İstoş. İyi, her şeyi değiştirelim o zaman. O kadar da değil. Mutfak masasıyla sandalyeler kalsın. Allah'ım sen bana sabır ver. Müsrifsin Alev, müsrif. Bana bir yemek odası takımını çok gördün ya İstoş. Alacağın olsun. Uzatma artık Alev, uzatma. İyi günler. Levent, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Buyur. Hayrola, hangi rüzgar attı seni? Bir arkadaşa kiralık ev bakıyorum. Depremde evleri yıkıldı da. Ya. Ay yazık, ailesinden ölen var mı? Yo, hepsi kurtuldu. Şans eseri o gece başka yerdelermiş. Şimdi buraya yerleşecekler. Kader işte. Şimdi nerede kalıyorlar peki? Eş dost idare ediyorlar ama nereye kadar? Elimde bir iki tane daire var. Beğenirlerse... Şu anda istedikleri tek şey başlarını sokacak sağlam bir ev. Başka şey düşündükleri yok. Bazıları da hala bir masa iki sandalye için kavga ediyor. Efendim? Şey diyorum. Ne zaman isterse gelin. Evlere bakarız. Tamam. Ben kendisine gereken kolaylığı da sağlarım. Depremzedelerden komisyon ücreti almıyoruz. Çok teşekkürler. Teşekküre gerek yok. Onlara yardım etmek hepimizin vazifesi. Milletçe kenetlenip bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. Biz de ikimiz kenetlensek, yeni eşya alsak değil miyiz? Alev! Ne yapıyorsun anne? Herkesin içinde Şefik Bey'le konuşamam herhalde. Daha yarım saat önce aradın ya. Ya poğaçalar hala gelmedi. Ben bir daha arayayım. Yardım edilecek bir şey var mı? Yok be pare, sağ ol. Seher uyudu mu? Uyudu uyudu. Hadi gözümüz aydın. Geldi işte. En nihayet. Siz miydiniz? Başka birini mi bekliyordum? Yok canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nerede kaldınız ayol? Vallahi son hızla geldik işte. Anlaşıldı. Yeni havarisler var. Ne oldu anne? Aradın mı? Çaldı çaldı. Kimse açmadı. Hadi hala söyle. Aa, panik yapma Zeynep. Bırak biraz boğanın tadını çıkaralım. Haklısın. Ay, ben çok merak ettim. Acele etmeyin canım. Nasılsa bu haberi hepinizle paylaşacağım. Müzeyen. Bir kere de paylaşma bakalım. Hmm. Ne olacak? Aa, çatlarım ayol. Hadi söyle artık. Pekala söylüyorum. İrem'i bir adamın arabasına binerken gördüm. Ne var bunda? Olayın kendisinde bir şey yok tabii. Bütün mesele kahramanlarında. Ben bir şey anlamadım. Bilmece gibi konuşmasana Müzeyyen. Peki. Adım adım gidelim. Sizce arabasına bindiği kişi kim olabilir? Arkadaşı. Ay, güldürmeyin beni. Adam babası yaşında ayol. Rahat 45 vardı. Ne 45'i? 50. Şimdi anladın mı? Canım belki bir akrabası falandır. Ay, bu da Pollyanna. Belli ki aralarında bir şeyler var. Hemen kızın günahını alma. Ben gördüklerimi söylüyorum ayol. Yorumu size kalmış. Hiç. Gel bakayım babaanneye. Üstüme döktü. Ya. Git hemen sil. Şimdi üstümü değiştirip geliyorum. Emziği düştü. Bırak ben yıkarım. Tamam. Şefik Bey. İyi günler Müzeyyen Hanım. İyi günler. Poğaçaları getirmiştim de. Anladım. Padriye. Ne var? Şefik Bey geldi. Şefik Bey. Merhabalar Kadriye Hanım. Poğaçaları getirdim. Buyurun. Ay, size de çok zahmet oluyor. Rica ederim efendim. Neyse, size iyi günler. Size tekrar teşekkür ederim. Ben de gideyim. Dükkan kapalı kaldı da.
Sizi bir daha ne zaman göreceğim? Yarın uğramaya çalışırım. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hadi ne iyisin. Uğraşma benimle. Şirin biliyor mu acaba? Yok canım. Bilse kıyametleri koparır. Ben hala böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Vallahi her gün gazeteleri okuyoruz. Etraf kartsan paralarla dolu. Talep var şekerim. Şimdi kızların çoğu zengin erkeklerin peşinde. Kim bilir kızın gözünü boyamak için neler yaptı. Kesin pahalı hediyeler almıştır. Kiminin parası, kiminin poğaçası. Ne diyorsun sen? Hiç. Ben artık zengin olayım diye dua etmeyeceğim. Abartma Mehpare, herkes bir mi? Herhalde canım. Evine bağlı, aklı başında erkekler de var. Bir de gencecik kızların peşinde koşan poğaçacılar var. Demek bizim kız aşık oldu he? Öyle. İrem'i hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ha böyle gözlerinin içi de cüley mi? He? Tamam o zaman. Çesun aşık. Ben kendimden biliyorum bak. İnşallah yanlış bir şey yapmıyordur. Yok canım, neden yapsın da? Koskocaman kız oldu. Öyle de, ne bileyim, adamın yaşı beni korkutuyor. Kaç yaş varmış aralarına? Tam olarak söylemedi ama bayağı büyük galiba. Haklısın tabii. Yalnız ne demişler? Aşkın yaşı olmazmış. Mühim olan adamın ona olan sevgisi. Söylediğine göre çok iyi biriymiş. Üstelik İrem'e de çok kibar davranıyormuş. Ama... Şirin. Efendim? İster misin bu sene çifte düğün yapalım? Saçmalama Allah aşkına. Neden de? İrem daha okulunu bile bitirmedi. Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Ben de sanmıştım ki... Ne sanmıştın? Beni istemiyorsun diye şey ettin. İstiyorum, istemesine de. İstersen bu konuyu kapatalım. Peki. Hadi bakalım, barışmamızın şerefine. İnşallah bir daha bozuşmayız. İnşallah. Tabi ablanlar beni kabul eder de... Hani konuyu kapatmıştık? Tamam. Canım, benim için gerçekten özelsin. Ve senden çok hoşlanıyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Hı hı. Bilmeni istediğim bir şey daha var. Nedir o? Bundan sonra sensiz yapamayacağım. Seni her gün, her saat yanımda istiyorum. Keşke mümkün olsaydı. Olacak. Olacak mı? Böyle şeyleri de hiç beceremem. Bana bir ömür boyu katlanabilir misin? Bu bir teklif mi? Sanırım öyle. Senin yanında kendimi çok mutlu hissediyorum. İnan seni de çok mutlu edeceğim. Ben zaten mutluyum. Bu daha bir şey değil canım. Bundan sonra hayat ikimiz için de muhteşem olacak. Göreceksin. Temel! Daha gelmedin muhtar bey. Bir şey mi isteyecektiniz? Yok yok, sağ ol. Merhaba. Merhaba Handan Hanım. Size öğle yemeği getirdim. Sağ olun ama... Handan Hanım. Efendim muhtar bey. Bugün işiniz var mı? Yok, hiçbir işim yok. Güzel, madem öyle... Yoksa beni bir yere mi götüreceksiniz? Hayır ama sayenizde ben gideceğim Handan Hanım. Siz mi, gezmeye mi? Evet. Belediye binasını şöyle bir gezip geleceğim. Ya. Bir yarım saat burada oturursunuz değil mi? Ne yapalım, oturacağız artık. Sağ olun Handan Hanım. Vallahi çok makbule geçti. Hadi hoşça kalın. Ay bari yemek yiyip gitseydiniz muhtar bey. Hiç vaktim yok. Size afiyet olsun. Bana mı? Kime niyet, kime kısmet. Ellerime sağlık. Gene karavana. Bir beş daha atar mısın abi? Yok abicim, bu kadar yeter.
Daha fazla bozum olmayalım. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. Tüfeğin ayarı bozuk, sıfırlaması bozuk. İyi nişan alma. Vallahi çocuk gibisin Temel. Neydi? Senin yanında böyle çocuklaşıyorum. İçim böyle neşeyle doluyum. Kalbim pırpır ediyor. Uy, ne oldu da birden daldın? Yok bir şey canım. Gene İrem'den sevgilisini düşünüyorsun değil mi? Düşünme daha. İrem çok akıllı bir kız. Ne ettiğini bilir. Daha çok genç. Hayal kırıklığına uğramasından korkuyorum. Niyetleri ciddiymiş ya. Bir an önce evlenir, mutlu olurlar inşallah. İnşallah. Yalnız çok küçük bir proje var. Pürüz mü? Neymiş o? Teyzesi dururken yeğenine evlenmek düşmez. E'si İrem'in mutluluğu için önce bizim mutlu olmamız lazım. Uyanık sen de. Seni bizim kulübe üye yapalım, ister misin? Şey, bilmem ki. Şahane bir yüzme havuzu ya var. Restoranı, oyun salonu, kafeteryası, hepsi çok güzel. Kahvelerimizi orada içelim mi? İyi olurdu ama benim gitmem lazım. Sezoş'tan bu kadar izin koparabildim. Hay Allah. Geç kalırsam çok kızar. Keşke teyzene benden söz etmeseydin. E o zaman seni böyle kısıtlamazdı. Nasıl olsa tanışacaksınız. Hazırlıklı olsun dedim. O bakımdan iyi olmuş tabii ama kalkalım ben mı artık? Nasıl istersen. Bakar mısınız lütfen? Hesabı alabilir miyiz? Rahat mısınız Muhtar Bey? Evet, sağ ol. Düz gidiyoruz, iyi mi? Ya, sen zahmet etmeseydin ben yayan giderdim. Aa, ne zahmeti Muhtar Bey? Sırtımda taşımıyorum ya. Basıyorum, gaza gidiyoruz. Müzik ister misiniz Muhtar Bey? Açayım mı radyoyu? Önüne baksana ya. Asıl sen bak. Merhaba Muhtar Bey. Merhaba Şevket. Sarhoş şoförler yetmiyor, bir de sarhoş yayalar çıktı. Sen şimdi bana sarhoş mu dedin? Dedim, ne olacak? Ayıp oluyor ama. Niye bu kadar içiyorsun ha, niye? Enflasyon, geçim sıkıntısı, karı koca kavgası, hepsi bahane. Sorunların üstesinden gelmek için çalışmak varken içkiye sarılmak diye ha, niye? Sana hesap vereceğiz şimdi. Bana değil, polise. Hemen 154'ü arıyorum. Hasarımı ödemek zorunda, öyle değil mi Muhtar Bey? Vallahi bilmem. Ben burada iniyorum. Size iyi günler. Allah Allah! Muhtar Bey de içmiş. Hem de bu saatte. Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Temel, biraz hızlı yürüyelim mi? Neden daha? Geç oldu. Daha eve gidip yemek yapacağım. Ben de bulaşık yıkayacağım. Minik etem inat etti, artık bulaşıkları yıkamay. Haklı adam. Diyorum ki, bulaşık sırasına esnafı kosak. Ondan sonra acıma, bir gün bakkal yıkasa, bir gün kasap yıkasa, biz de hep böyle geçsek. Ne âlâ memleket. Uy, tesadüfe bak. Yeter amca. Merhaba çocuklar. Merhaba, merhaba babacığım. Nereden böyle? Biraz dolaştık. İyi yapmışsınız. Sen nereye gidiyorsun? Belediyeye gitmeye çalışıyorum ama. Temel. Efendim, ne oldu? Beraber yürüyelim diyorum. O zaman ne duruyorum? Yürüyelim. Hadi. İrem değil mi o? Ta kendisi. İrem. Teyze hoş. Merhabalar. Merhaba. İnsene Adnan, seni teyzemle tanıştırayım. Adnan. Merhaba. Merhaba. Nasılsın, ne var ne yok? İyilik işte. Tanışıyorlar mı? Herhalde. Adnan benim liseden arkadaşım çocuklar. Ya. Tesadüfün bu kadar ünlü olmaz da benim bacanak babamın arkadaşı çıktı. Bacanak mı? Eski arkadaş yeni damat oluyor babacığım.
Biz yakında evleniyoruz da. Ne dedin? Evleniyoruz dedi. Ama bu imkansız. Adnan evli. Ne? Evli mi?